Merhabalar Hacı Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyiz. Siz nasılsınız efendim? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. İyiyiz. Sağ olun efendim. Programımıza hoş geldiniz öncelikle Hacı Bey. Sağ olun efendim. Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Bursa'mızın Mustafa Kemal Paşa ilçesindeyiz ve burada uzun yıllardır sektörde olan bombacı Hacı Usta'nın konuğuyuz. Yanımızda da firma sahibimiz Hacı Bey bulunuyor. Bakalım bize hem sektörle alakalı hem de bu güzel lezzetle alakalı neler aktaracak, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Öncelikle sizi tanıyalım Hacı Usta. Sektöre nasıl girdiniz? 93'te başladık evet, dedik. Evet, 93 yılında başladım. Nasıl başladınız? Çıraklıkla başladık. Ondan sonra tabii ki bunu nasıl değerlendiririz dedik. Nasıl bunu daha da güzel yerlere getirebiliriz dedik bombamızı. Zaten dükkanımızın ismi de Bombacı. Bununla girelim dedik piyasaya. Ondan sonra bunu işte yumurta, sucuk, kaşar, salam, burger, patates, turşu, domates, yeşillik, marul, pastırma koyuyoruz. İsteyenlere kavurma koyuyoruz ayrıyetten. İnsan nasıl isterse, damak tadı nasıl uygun olursa ona göre yapıyoruz bunu mesela. Bombamız budur bizim yani. Evet. Yani ana maddemiz, ana tostumuz budur. Bomba denilince burada Mustafa Kemal Paşa'da bu akla geliyor. Evet, ve evet. Burada tek yapan kişisiniz bunu. İçerisinde aşağı yukarı kaç tane çeşit 15, var o zaman? 15, 16'ya da çıkıyor, 17'ye de çıkıyor. Yani talebe göre değişiyor yani bomba. Azalabiliyor ya da artabiliyor. Evet, ben değil mesela mi? Pastırma sevmiyorum diyor, pastırma koymuyoruz. Hı-hı. Kavurma sevmiyorum diyor, kavurma koymuyoruz. Salam istemeyen oluyor, koymuyoruz. Talebe göre... Evet. Yapıyoruz. Günde kaç adet gidiyor bombamız burada? Bayağı tüketiliyor ve seviliyor. Öyle evet, duyduk. Evet. Yani Kemal Paşa gündemine bomba gibi girdik yani. Bombayla güzel oldu. Yaklaşık ortalama 300 ekmek, 350 ekmek falan yapıyoruz. Evet. Neredeyse tamamı yiyoruz, yiyebiliyoruz, tadabiliyoruz. Evet. Peki sipariş olarak nerelere kadar gidiyoruz sadece bu bölgeye? Yani şehir merkezi diyelim. Yani fazla uzaklara götürmüyoruz. Yani bu sefer soğuyor. Hı-hı. Olduğu zaman pek lezzeti de... kaçıyor. Evet, aynen, hoş şekilde oluyor. Sadece tabii bombayla sınırlı değil burası. Değil. Başka evet. Neler üretiyoruz, neler sunuyoruz? Şimdi tost çeşitleri var zaten. Sucuklu, salamlı, burgerli, kaşarlı, yumurtalı. Hı-hı. Bunları değişik değişik yapıyoruz. Hamburger yapıyoruz. Bunu kendim yapıyorum. Etini kendim yapıyorum. Evet. Özel olarak. Ondan sonra pastırmalı yapıyoruz. Kavurmalı yapıyoruz. Menemen yapıyoruz. Sonra sucuklu yumurta yapıyoruz. İncik yapıyoruz. Köfte ekmek yapıyoruz, sucuk ekmek yapıyoruz. Bunlar da yeterli geliyor zaten. Evet, yani. Menümüzde bir 30 çeşide yakın. Hemen hemen var. Evet, çeşit çeşit 30 çeşide kadar var. Kaçta kaç arasında hizmet sunuyoruz burada? Şu an pandemiden dolayı sabah saat 7'de falan açıyoruz. 7.30-8 gibi açıyoruz. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. 10.30'da falan kapatıyoruz. Pandemi olmadığı zaman gece saat 3-4 sabah 5'e kadar da sürdüğü oluyordu yani. Evet, gececilerde yine uğrak mekanı yani diyebiliriz. Düğünlerden çıkanlar muhakkak geliyordu yani. Peki tabii birçok yerde aslında metinizi duyanlar var. Farklı yerlerden gelen misafirleri de ağırlıyorsunuz. Artık hani susurluk tostu vardı ya artık Kemal Paşa bombası denmeye başladı. Bunu sağladık çok güzel oldu. Mesela Afyon'dan geçerken bir aile girmiş öylesine. Yediler. Ondan sonra İstanbul'da arkadaşları var. Motorlu gruplarmış. Onlar gelmeye başladı. Onların 600 kişilik bir WhatsApp grubu varmış. Onlar birbirine haber vermeye başladı. Buradan İzmir, İstanbul, Bursa'ya gidenler uğramaya başladı. Evet. Yani güzel tabii olmaya güzel başladı. Lezzet olunca aslında her aynen. Yerden geliyorlar. Çünkü insanlar da değişiklik arıyor. Mesela bomba. Hakikaten insanların damak tadına uygun yani. Şu an şimdiye kadar yiyip de ben beğenmedim diyen olmadı. Şöyle şeyler oldu mesela. Yiyemem diyenler oldu. Mesela bunu görünce yiyemem diyenler evet, oldu ama görünüyor. Yediriyor kendini yani. Evet. Güzel. Peki kendini. Biraz kalitemizden de bahsedelim. Nelere dikkat ediyorsunuz? Zaten kaliteden ödün vermiyoruz. Temizlik, kalite bir de güven olacak. Yani zaten bu gıda işlerinde güvenmesi gerekiyor yani esnafa, müşterilerimizin. Onu sağladığımız için mesela şubeleşmek yani talepler oluyor mesela. İşte Balıkesir'den geldi. İşte açabilir miyiz falan filan. Şimdi burada olsun sadece ben bu mekanda istiyorum. Çünkü şubeleşmeye başladığında kalite gidiyor yani. Sen yani kaynaktaki farklı yani burada bizim evet yerinde zaten. Olduğu gibi aynen, olmuyor tabii aynen, şubelerde olmuyor, de. İşte. O zaman isim hakkı vermeyi ya da şubeleşmeyi evet patentiniz var zaten isim hakkı var da onu daha ileride yani biraz daha ileride güzel daha kaliteli elemanlar yetiştirebilirsem onları demem bir daha şubeleştireceğiz. Güvenebileceğimiz ellere teslim aynen, edebiliriz bombamızı evet. O zaman patenti bize ait evet, dedik. Patenti bize ait. Çok evet, güzel. Burada tek yerdeyiz değil mi? Evet, bombacı olarak burada evet Kemal Paşa'nın tek noktası. Yerimizi de belirtelim izleyicilerimize. Neredeyiz Mustafa Kemal Paşa'da? Hemen belediye binasının tam arkasında. Yani adres çok kolay. Mustafa Kemal Paşa Belediyesi'nin hemen arka sokağındayız yani. Peki internette yazdıklarında yine çıkıyor musunuz? Evet çıkıyor. Bombacı Hacı Usta dedikleri zaman çıkıyor. Evet, Instagram'da falan evet hesabımız var.
WhatsApp hesabımız var. Sosyal medyalarda, evet. İnternette yine Bombacı Hacı Usta'ya ağzınızı değerli izleyicilerimiz direkt buraya bu noktaya getiriyor size. Evet. Uğrak bir mekan zaten. Burada yolu üstü geçen herkes bekliyoruz buraya. Peki farklı ürünler olacak mı? Bunun dışında farklı şeyler düşünüyor musunuz? Bir ürünümüz daha olacak. Sucuk köftesi düşünüyorum yani. O yok mesela. Şu an onu yapmak istiyorum. Yani sucuk köftesi yapacağım nasip ve değişik bir şey olarak. Kemalpaşa'ya olmayan şeyleri getirmede iddialıyız. Evet, iddialıyız efendim. Yani yenilik artık. Yani mesela bana tostçu musun diyor. Ben tostçu değilim. Biz bombacıyız. Evet, farkınız biz, bu değil evet, mi? Farkımız bu. Biz tostçulardan ayıran konu bombacıyız biz. Evet, ismi Bombacı değerli izleyicilerimiz. Peki buraya yol düşen izleyicilerimize neler söylemek istiyorsunuz Hacı Bey? Yani muhakkak gelsinler, bombamızı denesinler, tavsiye ediyoruz. Pişman olmayacaklar yani. Evet. Yol düşen herkese de davet çıkardığımıza göre biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Bizleri de ağırladığınız için Hacı Bey. Bir başka programda da görüşmek üzere diyelim o zaman sizlere. İnşallah. Evet. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Mustafa Kemal Paşa'dan sesleniyoruz. Bombacı Hacı Usta'dan şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.